Burası bizim Urla'daki yerleşkemiz. Aynı zamanda Limantepe kazı evi ve burada Limantepe ve İzmir bölgesindeki diğer çalışmalarımızdan arkeolojik çalışmalarımız sonucunda elimize geçen arkeolojik verileri değerlendirdiğimiz yer bütün dokümantasyon çalışmalarımızı yaptığımız yer 1992 yılında bizim Limantepe'deki arkeolojik çalışmalarımıza rahmetli hocamız Profesör Hayat Erkanal'ın başkanlığında başladık. ve çok önemli bir proje olarak başladık. İzmir Bölgesi Kazı ve Araştırmalar Projesi. Çünkü o dönemlere kadar 90'ların başına kadar özellikle Batı Anadolu'nun tarih öncesi dönemleri, yani daha klasik çağ kültürleri öncesindeki dönemler diyelim. E, pek bilinmiyordu. Sadece birkaç yerleşimden Troya'dan işte biliyorduk ama bu bölgede gerçekten nasıl bir kültürel güç olduğundan bilgimiz yoktu. Bizim çalışmalarımız o açıdan bir öncü e, niteliği taşıyor. Hocamın sayesinde, bu projenin başlangıcı sayesinde e, bölgenin e, İzmir bölgesi özelinde Batı Anadolu'nun klasik çağ öncesi kültürlerini araştırıyor, ortaya koyuyoruz ve çok önemli kültürlere ev sahibi yaptığını ortaya koyduk şu ana kadar. Burası çok özel bir bölge. Bir taraftan Anadolu'nun en batı ucu, yani karayollarının sonu, bir taraftan da Ege'ye açılan kapı gibi. Dolayısıyla hem kara hem denizin bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken bir bölge ve ikisi tabii birbirinden çok farklı dinamiklere sahip. Deniz arkeolojisi veya işte karada yapılan bir arkeolojik çalışmalar. Dolayısıyla bu ikisinin birle birleşimi bir konsept ortaya çıkıyor bu bölgede. E biz mesela Limantepe özelinde söyleyelim. Limantepe bölgedeki anahtar yerleşim yeri. Binlerce yıldır kesintisiz olarak iskan ediliyor. Bugün de devam ediyor. Biz onu hep böyle Anadolu'nun Ege'ye açılan kapısı olarak nitelendiriyoruz. Çünkü özellikle günümüzden 5000 yıl, 4000 yıl önce Kiklat Adaları'yla deniz aşırı bağlantılar açısından en çok bilginin Anadolu'da ele geçtiği yer konumunda. Çok sayıda arkeolojik bulgu var. Hemen burada yanımda da mesela bir e, örneğimiz var. Binlerce yıl önce Liman geliyor, kırılıyor, orada kalıyor. Bizim arkeolojik çalışmalarımızla biz bunu ortaya çıkarıyoruz. E, bu tabii e, işte geçmişin e, ticari, ekonomik bağlarını ortaya çıkarıyoruz. Dini inançlarını, ölü gömme geleneklerini araştırıyoruz. Bunlara ait veriler çıkıyor. Son yıllarda çeşme bağlar arasındaki kazılarımızda çok önemli bir yeni keşif yaptık. Ee, Santorini volkanının patlaması günümüzden 3.500 yıl önce ve bunun patlamasıyla tabii bütün Egeyi e, yerle bir eden e, bir etkisi var bunun yani insanlık tarihinde kayda geçmiş en büyük doğal afet diyelim ve e, çeşmenin de bu afet sırasında oluşan tsunamilerle tamamen yerli bir olduğunu ortaya koyduk. Yine Santorin'den gökyüzüne püsküren küllerin izlerini bulduk oradaki kazılarda. Dolayısıyla yani bundan sonraki Ege Arkeolojisi'nde yapılacak bu konudaki çalışmalar için de yine bir yeni bir pencere açtık aslında. Yeni bir anlayış ortaya koydu bu sonuçlarımız çok önemli. Çeşme bağları arasındaki kazılarımız sona erdi ancak biz buraya bir üst örtü yapıp bunu burayı halkın ziyaretine açmak istiyoruz. Sadece arkeolog olmayan kişiler değil, arkeologlar da dünyanın her yerinden gelip bunu görmek istiyor aslında. Çok iyi korunmuş, böyle günümüzden 4000 yıl önceye giden bir yerleşim var burada. Sokaklarında dolaşıp kapılarından evlere girebileceğimiz kadar iyi korunmuş. Orayla ilgili bir çatı projesi yapıldı. Şu an aslında maddi bir destek bulup onu çatıyı yapmamız gerekiyor. Hem arkeolojik kalıntıları korumak için hem de Çeşme gibi yani ülkemizin en turistik kentlerinden birinin göbeğinde yer alıyor burası. Orada gelecek ziyaretçilere bu imkanı sağlamak için. ...bulunan en ufak, en küçük buluntu bile bizim için değerli. Topraklarımızı yıkıyoruz, işte eliyoruz. En küçük hayvan kemiği kalıntılarına kadar gerekirse topluyoruz. En küçük seramik parçalarına kadar topluyoruz. Deniz altında da çalıştığımız için bir de orada da ayrı bir ekstra şey var, durumu var. Çünkü denizin altında elinize bulunan bütün buluntuların... ...öncelikle tuzdan arındırılması gerekiyor. Bütün tuzdan arındırma işlemi bittikten sonra... Normal burada arkadaşlarımızın gördüğünüz gibi ee, tek tek parçalar birbiriyle bulunuyor, bir yapıştırılıyor, birleştiriliyor ve restorasyon aşamasına gelin yok. Burada bütün işlemi bitenler e, tabii işlem sadece yapıştırmayla bitmiyor. Biz onları tek tek çiziyoruz, fotoğrafları yapılıyor, envanter bilgileri çıkıyor. Yani onunla ilgili bütün bilgiyi belgelememiz gerekiyor. Daha sonra da müzelik değerde olanlar, tam tam hale gelen kaplar veya diğer eserler İzmir Arkeoloji Müzesi'ne gidiyor, Orada da bir kısmı sergiye çıkıyor ve herkes ziyaret edebiliyor. İki yıl önce Avrupa Konseyi'nin bir işte en iyi örnekler gibi Strategy 21 diye bir programı çerçevesinde ülkemizden tek örnek olarak seçildik. O da bizi çok mutlu eden hani motivasyon kaynağı bir durum. Yaptığımız işte uluslararası işbirlikleri ve disiplinler arası çalışmalarla böyle bir örnek proje yürütmeye çalışıyoruz.